Bu arada eksik olmasın, bazı arkadaşlarımız da bizzat gelerek, stüdyoya girerek, isim vermeyeceğim, ziyaret ettiler, yaş günümü kutladılar, sağ olsunlar. Ama çok sevdiğim arkadaşımdır. Habercidir kendisi, ekranlardan da onu isim vermem ama. Kesinlikle isim vermem. Ama sevdiğim, saydığım bir kardeşimdir. Şimdi devam edelim. Tüm kutlama mesajları için de teşekkür ediyorum bu arada. Şimdi geldik, muhalefeti geçtik. Dem için önemli, çünkü eğer Dem birlikte yürümeyeceğiz derlerse o zaman Başak Demirtaş'ı İstanbul'dan aday gösterecek. Ankara'da ne oluyor diyecek olursanız, Ankara'da İki tane önemli isim var tabii ve o iki önemli isim de vaatlerine devam ediyor. Hangisi? Mansur Yavaş mı veya Turgut Altınok mu? Bakın, hangisi eğer emekli üzerinden gidecek olursa Ankara'yı götürür. İhtiyacı olan emeklerimize ayda 5.000 lira vereceğiz. Aslında Cumhurbaşkanı'nı eleştiriyor. Ankara için yarışan iki aday Mansur Yavaş ve Turgut Altınok emekli vaadi üzerinden geldi karşı karşıya. AKP'nin adayının emeklilere yönelik vaadine karşılık Yavaş, Cumhurbaşkanı'nı işaret etti. Altınok'un Erdoğan'a eleştirdiğini söyledi. Bir sosyoekonomik tarama yapacağız. İhtiyacı olan emeklerimize ayda 5.000 lira vereceğiz. Aslında Cumhurbaşkanı'nı eleştiriyor, hükümeti eleştiriyor. Bu anlam çıkıyor. Gerçekten zor durumdalar. Hükümetin maaşları iyileştirirken en fazla dikkate alması gereken kesim emeklilerdir diye düşünüyorum. Dar gelirli vatandaşlarımız bize güvensin. 2020'de bütçesinin çok küçük bir kısmını Keçiören Belediyesi'nde sosyal desteklere ayrılmış ve bu bütçenin de tamamını kullanmayıp %30'unu kullanmış. Altınok Yavaş'ı proje üzerinden eleştirdi. Yavaş, bakış açımız farklı dedi. Ankara maalesef 5 yılı kayıp bir yıldır. Bu 5 yılda Ankara'ya katma değer kazandıracak hiçbir eser ve proje yoktur. Bakış açılarımız farklı maalesef belediyeciliğe. Proje yapıyorum deyip halkın parasını hiç işe yaramaz projelere yatırmak belediyecilik değildir. Başkentimiz olması gerektiği yerde değil yani. Ankara halkından aldığınız parayı yurt dışından bitki getirerek Hansa Georgia'da verebilirsiniz. Boş projelere de yatırabilirsiniz. Bizim önceliğimiz vatandaş. Şimdi Turgut Altınok bir eleştiri oklarını üstüne çekip, ha tamam, güzel bir şey yani, güzel bir vaat. 5.000 lira emekliye 5.000 lira vereceğim. Şu anda ihtiyacı olan emekliye Ankara Büyükşehir Belediyesi ancak 1.000 lira verebiliyor. Düşünsenize, hem muhalefettesiniz, hem doğru düz para gelmiyor, hem müfettişlerin kontrolü altındasınız ve verebileceğiniz para da bu zaten. Başkası da yok. Şimdi Turgut Bey 5.000 lira vereceğim diyor ihtiyacı olan emekliye. Yani aslında bu paranın, verilen paranın yetmediğini anlıyoruz. 10.000 lira minimum emekli maaşının yetmediğini anlıyoruz. Yani bir bakıma iktidarı eleştiriyor, iktidarın adını. Yani iktidarın yapamadığını, Erdoğan'ın yapamadığını ben yapacağım diyor Turgut Altınok. Murat Kurum da zaten aynısını yapıyor aslına bakacak olursanız. Farklı değiller. Ha, burada tabii yani Erdoğan kızıyor mudur onlara? Hayır, bence kızmıyordur. Kesinlikle kızmıyordur. Yani nasıl olsa biz sana para buluruz. Siz yeter ki sınırsız vaat, inansın inanmasın, yalanın büyüğü veya küçüğü fark etmez, unutulur veya ben size para sağlarım. Neticede siz bana Ankara'yı ve İstanbul'u getirin, iş biter diye düşünüyordur diye ben öyle düşünüyorum.